Mac'ten herkese merhaba. Magazin gündeminin olaylı haberleriyle karşınızdayız. Hazırsanız ilk haberimizle başlayalım. Yine bir magazin programı ve yine ortalığı karıştıran iddialar. Demet Özdemir tek celsede boşandığı eşi Oğuzhan Koç'un evinden çıkarken görüntülenince gündem olmuştu hatırlarsanız. Birkaç eşyasını aldığını söyleyen Demet Özdemir hakkında Söylemezsem Olmaz programının yorumcularından Pınar Eliçe bombayı fırlattı. Demet Özdemir'in Oğuzhan Koç'la oynadığını dile getirdi. Eliçe, Oğuzhan Koç'a çok yakın birisiyle konuştuğunu ve Demet Özdemir'in eve gitmesine Oğuzhan'ın şaşırdığını söyledi. Daha sonra Oğuzhan Koç'un Demet Özdemir'e bir zaafı olduğunu ve Özdemir'in de Oğuzhan Koç'la oynadığını söylerken bu da yetmezmiş gibi parmağında oynattığını da dile getirdi. Demet Özdemir'in gazetecilere senaryolar uydurduğunu söyleyen Pınar Eliçe kendinden çok emin bir şekilde çiftin aralarında konuşacak bir şey olmadığını da söyledi. İlişkiyi hep birlikte yaşıyorlarmışçasına. Aşıklar bu kez havaalanında değil Cannes Film Festivali'nde görüntülendi. Hem de objektiflere poz verirken. Beni hayal dünyanızın içine çekmeyin açıklamasıyla Hakan Sabancı ile olan aşkını yalanlayan, bu da yetmezmiş gibi bizi engelleyen Hande Erçel şimdi aşkitosuyla boy boy poz veriyor. Cannes Film Festivali'ne katılan Hande Erçel'i sevgilisi Hakan Sabancı yalnız bırakmadı. Hakan Sabancı birlikte poz verdikten sonra tek başına objektif karşısına geçen sevgilisinden gözlerini bir an olsun alamadı. Siyah elbise tercihiyle hayranlarının beğenisini toplayan güzel oyuncuyu o anlarda sevgilisi Hakan Sabancı büyük bir hayranlıkla izledi. Biz de buradan dedik ki bu aşk nedir böyle? Hakan Sabancı nasıl bu hale geldi? Küs olduğu arkadaşı Kerimcan Durmaz'la barışan ve birlikte tatile giden Selin Ciğerci'den olay bir poz geldi. Her zaman cesur pozlarıyla ve fiziğiyle dikkat çeken Selin Ciğerci üstsüz pozuyla yaktı geçti. İşte o pozlar. Yaptığı anlamsız açıklamalarla adından sıkça söz ettiren Tuğba Ekinci Şişli'de görüntülendi. Son dönemde bazı sanatçıların sahne fiyatlarını arttırmasıyla ilgili konuşan Ekinci, her zamanki gibi çok konuşulacak sözlere imza attı. Sahne fiyatları için 1-2 milyon TL arası istenmesine Ekinci, bu durumdan memnun olduğunu ve bedavaya eğlence olmadığını söyledi. Ardından çalıştığımız yere fakirleri beklemiyoruz. Zenginler gelsin, fakirleri içeri almıyoruz, fiyatlar normal, daha da pahalı olması gerekiyor dedi. Umarım senin sahnene kimse gelmez. Zeynep Efendi der misin? Hayır. Hayır. Asla. Zibilyon param olsun. Çok zengin olsam çağırırım bunu. Bütün biletleri kendim alırım. Kimse gitmez. Derim ki boş ver bana karşı yaz. Bence öyle bir ders hak ediyor. Çok doğru. Ekranların sevilen isimlerinden olan ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya özel hayatıyla ilgili çok samimi açıklamalarda bulundu. 4 yıldır heykeltıraş sevgilisi Emre Yusufi ile birliktelik yaşayan oyuncu, güzel, sakin giden bir ilişkimiz var. Evlilik düşünmüyoruz ama düğünlere katılmaktan keyif alıyoruz. Hiç evlilik beklentim olmadı. Öyle bir konuşmamız da geçmedi. Açıkçası evlilik hayalim yok şeklinde konuştu. Aynen, bir evlilik teklifi al da göreyim seni. Adı Sinan Akçıl'la aşk dedikodularına karışan Defne Samyeli sessizliğini bozdu. Sinan Akçıl katılmış olduğu bir programda bir iki ay öyle bir muhabbetimiz oldu, ondan sonra kestik bir anda görüşmeyi açıklamasını yapmıştı. Defne Samyeli konuyla ilgili olarak müzik birlikteliğinden bahsediyordur o karşılığını verdi. Kızı Derin Talun'un darp edilmesi ve dava durumu hakkında ise yargı süreci şu an devam ediyor cevabını verdi. Mega Mac'ten bugünlük bu kadar. Magazin haberlerimizi çok yakından takip etmek için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir diğer Mega Mac videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.